Örgübe dediniz kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel e, paspas, yolluk, kilim, seccade, halı yapımında kullanabileceğiniz bu güzel modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak olacak arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Yapımı gayet kolay olan bir çalışma. Arka kısmı da bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle bir tane halı kaydırmaza ihtiyacımız var. Dilediğiniz uzunlukta ve büyüklükte alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle bir iğnemiz var. Ucu biraz kötü olursa daha rahat edersiniz elinize batmaması için. Makasımız ve arkadaşlarım şöyle Loren Happy isimli bir ip kullandım. Batik bir ip, biraz da ince bir ip kullanarak e, yaptım arkadaşlarım. Tasarladım böyle bir çalışmayı. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim ilk öncelik olarak şöyle kenarından başlıyoruz. Şöyle alıyorum arkadaşlarım. Geçiriyorum. Arkaya düğüm atmıyor. Atmamaya çalışıyorum genelde. Arkada herhangi bir fazlalık olmasın diye. Bakın şu şekilde bükerek bir üste geçiyorum. Şöyle bir tane atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Ve çekiyorum. Aşağıda aynı denk gelen yere bakın böyle aldım ve çekiyorum. Bir tane buradan da atlıyoruz arkadaşlar. Burayı atlamadık. Şöyle hemen bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyoruz. Bakın bu ipimizde arkadan böylelikle kaybetmiş oluyoruz. Şimdi bir tane atlıyoruz yine diğerine geçiyorum. Bir tane de buradan atlayıp yandan bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. İpimizi burada tek kat olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Önce normal bu iç kısımlarını hepsini yapın, bitirin. Daha sonra üzerindeki işlemeyi birazdan göstereceğim şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarını da aynı şekilde arkadaşlar kenar kısımlarını da e, bu iç kısmı bittikten sonra isterseniz tığ ile isterseniz iğne ile farklı değişik modellerle çevirip yapabilirsiniz. Bunları da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Son yere geldiğimizde bakın burada oluyoruz. Buradan hemen bir üstteki aynı yerden çıkartıp şöyle bu şekilde çekiyorum iğnemi ve aynı işlemi arkadaşlar şöyle çevirerek bakın hemen üsttekine çıkıyorum. Bir tane bırakıp atlayarak devam ediyorum. Diğerine geçiyorum. Yine aynı şekilde bu aldığımız yerlerin hemen üstünden tekrar devam ediyoruz. Ve bu şekilde bütün hepsini yapabilirsiniz. İp tek kat olacağı için bu arada arkadaşlarım dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabileceğiniz bir çalışma. Bakın bu şekilde Altı ince farklı renklerde kullanabilirsiniz, aynı ipi de kullanabilirsiniz. Yani alt zaten hiç gözükmüyor. Bakın gözükmeyecek. O yüzden alt kısmına evde arta kalan iplerinizi böyle parça parça kaldıysa şayet onları kullanabilirsiniz. Kalınlığı ya da inceliği de önemli değil. Onu da dilediğiniz her türde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle buraya kadar geldiğimizi farz edelim. Evet arkadaşlarım tekrardan ip taktım. Bunu da burada fazlalık yapmasın diye kestim. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Şöyle iki kat olarak kullanıyorum arkadaşlar taktığım ipi. Şimdi yine geliyorum alta. Şöyle şuradan önce bir tutunmam lazım. Bu çalışma artık hep halı kaydırmazımızın üzerinden devam edecek arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptım yaptıktan sonra bakın aradaki boşluktan giriş yaptım ve şu üzerinden altından bakın bu şekilde geçiriyorum ve yavaşça çekiyorum şöyle hem ip çıkmasın diye hem de burası çok böyle çekip de birbirine girdirmeyeceğiz arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde geçirdikten sonra yani buradaki yerin üzerinden şimdi eğer yeni başlıyorsanız arkadaşlar şöyle bir tığ yardımı ile yani evdeki normal tığlarınız da olabilir ya da kalın bir iğne de olabilir. Şu şekilde tutuyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle bunu göstermek istiyorum. Eliniz alıştıkça zaten buna hiç ihtiyaç duymayacaksınız arkadaşlarım. Şöyle bakın üzerinden atlatarak Buraya ekliyorum. Tekrar bir daha aynı şekilde, aynı yerden bu şekilde alıyorum ve çekiyorum. Bir daha üç defa da bunu doluyoruz arkadaşlarım. Şöyle yine aynı. Bakın bunun altından bu defa bu karşı tarafa yani yan tarafındaki yere geçiş yapıyorum. Şöyle. ipimiz iki kat olduğu için böyle e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz yeni başlayan arkadaşlarım özellikle sizin için söylüyorum böyle kalın bir ip kullanırsanız böyle bir ilk çalışmada daha rahat edersiniz şimdi bakın şöyle bir görüntü oldu bunu devam ettiriyoruz İpimiz burada tığımızı işte bu şekilde koyduktan sonra yine alttan giriş yapıyorum bu şekilde şöyle ipimi de buraya attırıyorum ve çekiyorum. Sonra tekrar bir daha bir de iğnenin arka tarafıyla da şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden iğnenizin ucu birazcık hani böyle küt diye tabir ediliyor. Öyle olursa elinize batma riski de oradan, ortadan kalkar. Şimdi bakın ikinciyi de tutundum. Üçüncüye geliyorum, aynı şekilde giriş yapıp yan taraftan diğer taraftan çıkartıyorum. Üçüncüde bunu yapıyoruz ve ipimizi de bu arada bakın alt tarafa doğru daha yakın yere getirmiş oluyoruz böylelikle. Bakın şu görüntü çekiyorum arkadaşlar içinden ve bir diğerine geçiyorum. Şimdi aparatsız olarak da aynı şekilde şöyle. Yine iğnemin tersini ya da düzünü hiç fark etmez arkadaşlar. İki tarafını da kullanabilirsiniz. İki şekilde. Ee, diğer tarafını kullanırsanız halı kaydırmaz yumuşak olduğu için bazen batma olabiliyor. Ve biraz daha zorlu olabiliyor. Şöyle. Bunu yaptıkça eliniz alışacaktır böyle bir aparatı da ihtiyacınız kalmayacaktır. Üçüncü de bakın geçirdim yine yan taraftan. Evet arkadaşlar bakın. Yapımı bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde üstte de geçince böyle yaparak üst tarafları da gidiş geliş yapıyoruz. Şurada göstereyim. Bakın hiç farkı yok. Bazı bu kısımlarını özellikle ben e, az önceki yaptığımız gibi şöyle bir tığ yardımı ile yaptım arkasıyla. Buraları da normal olarak yaptım arkadaşlar. Evet şimdi bir bir miktarda Kenarını nasıl yapacağımızı geçelim. Hemen şu ipimle devam edeyim. Bu kenarı çok önemli zaten. Bunu da iş bittikten sonra, her şeyi tamamladıktan sonra şöyle yaptım arkadaşlar. Bu defa şuradan bir tane atlayarak diğerine geçtim. Sonra tekrar geri geldim buraya bu şekilde yaptım. Daha sonra bunu hemen yanındaki yerden çıkarttım şuradan. Bir tane atlayarak yine bakın şurayı atlayarak buraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görünüme sahip oluyor. Buraları da zaten aynı bu şekilde sararak onu da biraz gösterelim. Şöyle Burası örüleceği için yani işleneceği için tabi böyle durmuyor arkadaşlar şöyle 3 defada daha önceki videolarımda da var arkadaşlarım bu 3 defada yapıp diğerine geçiyoruz 2 ve 3 Evet bu kısmı da bu şekilde yapıyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz Evet arkadaşlarım umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Kanalımda bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.